Merhaba, bu videoda birden fazla yaşanmış hikayeyi sizlere anlatıyorum. İyi seyirler. Dedem köyde hep define arama peşindeydi. Gece belirli saatlerde kazmaya başlardı. Jandarma görüp yakalamasın diye gece yapardı bu işleri. 11 Mart 2011 gecesi. Dedemin yanında kalan halam aradı bizi. Babam defineyi buldu dedi. Tabii biz de heyecanlandık. Hemen yola düştük. Dedemin evi Kayseri Tomarza'daydı. Merkezden 2 saat kadar uzaklıktaydı. Define heyecanıyla hiç konuşmadan elimiz ayağımız titreyerek gidiyorduk. Arabayla gece yarısı saat 2 sularında vardık köye. Çevreden dikkat çekmemek için hiç ses yapmadan dedemin evine doğru yürümeye başladık. Kapıyı yavaşça tıklattı babam. Açan olmadı ama pencereden gaz lambasının ışığı gözüküyordu. Annemin pencereye yaklaşıp camdan içeri bakmasıyla çığlık atması bir oldu. Sonrasında dili tutulmuştu sanki, konuşamadı. Biz de hemen koştuk pencereye, baktık içeri. Dedemle halam kendilerini asmış, bedenleri ipte sallanmaktaydı. Gördüğümüz manzaranın vehameti ve yaşadığımız anın şoku üzerine hepimiz tıpkı annemin yaptığı gibi çığlık çığlığa bağırmaya başladık. Haykırışlarımızın üzerine uyanan köylü dedemin evinin önüne toplandı. Olayı görenler jandarmaya haber verdiler. Bir süre sonra olay yerine gelen jandarmanın evi didik didik aramasına rağmen define falan da çıkmadı. Halamla dedemin mezarları köy mezarlığının yukarı kısmında. Bu olaydan sonra çıkan bazı söylenti ve dedikoduların nedeniyle köyü yaklaşık 50 kadar kişi terk etti. Ama ben hala anlamıyorum. Dedemle halam neden astılar kendilerini? Hem defineyi bulduk yetişin demişlerdi. Define de yok ortalıkta. Kimilerine göre define büyülüymüş. Olay hala çözülemedi. İlk hikaye bu kadar. Şimdi ikinciyi anlatmaya başlıyorum. İkinci hikaye 1946 senesinde gerçekleşiyor. Babamla beraber Bingöl, Göynü'nün Çatak köyünden geliyordum. Şeker Baba adlı yerden yaylaya doğru yürüyorduk. Babam için gece gündüz fark etmez yürürdü. Çıkalım oğlum dedi. Gün battı. Benim işlerim var. Onun için burada kalamayız dedi. Yola çıktık. Önümüzde eşek vardı. Ben babamla geliyordum ve yürüyüp Karacehennem bölgesinin sonuna, Eser Baba yaylasına, Karar bölgesine doğru geldik. Orada yolun soluna doğru baktım. Ormanlıkta bir ateş yanıyordu. O ateş bazen gölge oluyor, bazen de parlıyordu. Garip garip sesler vardı. Babam eline dahriyi aldı. Ağaç kesmeye yarayan demir bir aletti bu. Babam yabani hayvanları ve cin peri dediğimiz varlıkları korkutmak için yanında taşırdı. Cinler demir sesini duyunca korkarlarmış. Yollarına yakın geçtiğimiz için eşek öndeydi. Ben arkadaydım ve babam beni araya aldı. Sen gel dedi. Geliyorlar dedi. Daha sonra yürürken türkü, şarkı gibi sesler gelmeye başlamıştı. Babamla tepeye çıkmıştık. Babama neler olduğunu sordum. Babam korkmamam için bana ne olduğunu söylemiyordu. Ertesi gün eve varınca ablama anlattım yaşadıklarımızı. Ablam ise o gördüğünüz çoban ateşidir dedi. Karacehennem bölgesinde o saatte çoban ateşinin etrafında cinler bulunur. O ateşin etrafında cinlerin düğünü olur dedi. Ateş yakmışlar ve düğün yapmışlar. Babam senin korkmaman için söylememiştir dedi. Babam seni eşekle arasına aldı ki sana zarar vermesinler. Dahri'yi de cinler metal sesinden korkar diye çıkartmıştır dedi. Bu hikaye de burada bitti. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Ben Trabzonluyum. Bilirsiniz bizim Trabzon'un yaylaları meşhurdur. Eskiden biz de yazları yaylaya çıkardık. Hayvancılık yapardık. O zamanlar 7-8 tane ineğimiz vardı. Otlamaya gönderdik. Öğle vakti. Bunlar otlamaktan döndü ama bir tanesi sürüden ayrılmış. Dağda kalmıştı.
Dedem bana çık yukarı dağlara bak ama fazla yukarı gitme demişti. İneği belki görürüm diye ben elime değneği alıp dağa çıkmaya başladım. Ormanı geçtim. Ormanın yukarısında büyük bir ova var. Biz oraya büyük düz deriz. Baktım. Bizim inek orada değil. Ben de bir taşın üzerine oturdum. Bekliyorum. Hani belki inek oraya gelir diye. Sonra baktım. İki tane adam dağdan yukarıya çıkıyor. Ben de peşlerinden gitmeye başladım. Güya yanlarına gidip burada inek gördünüz mü diye soracağım. Adamlar gidiyor. Ben de peşlerinden hızlı hızlı yürüyorum. Bir türlü yetişemiyorum. Sonra koşmaya başladım ama yine de yetişemedim. Sonra adamlar tepeden arkaya açtı. Biraz sonra ben de açtım. Baktım adamlar ta karşı dağın tepesinde yürüyorlar. Şaşırdım. Bunlar ne zaman geçti oraya diye. Sonra bunlara yetişemem diye tekrar ovaya döndüm. Ovaya geldim. Baktım. En az 400-500 tane koyun var. Başlarında da 4 tane adam. Adamlar hep aynı giyimli. Beyaz palto gibi bir şey var. Yakaları siyah. Kafalarında da koni biçiminde kırmızı şapka gibi bir şey. Ben onları izliyorum. Orada el arabası gibi bir şey var. O adamlardan birisi ona bindi. Araba dağdan yukarıya doğru çıkmaya başladı. Sonra araba dağın tepesinden kendi kendine aşağıya indi. Diğer üçü de ona bindi ve sonra tekrar dağa çıktı araba. Sonra ormandan bir inek sesi duyar oldum. Gittim taşların arkasından ormana doğru. En fazla 3-4 saniye bakmışımdır. Kafamı ovaya çevirdim. Ne koyunu var ne de başka bir şey. İşte orada çok korktum. Kendimi ormana attım. O korkuyla 2 dakikada eve indim. O zamanlar cin, peri nedir bilmiyorum. Gittim. Dedeme böyle böyle diye anlattım. Dedem onlar cindir dedi. Öyle insana görünürler ama onlara bir şey yapmazsan sana zarar vermezler dedi. Çünkü dedem de zamanında çok görmüş. O yüzden korkma öyle şeylerden dedi. Bu hikaye de burada bitti. Şimdi son hikayeyi anlatmaya başlıyorum. Yaşadığım bu olay ben 17 yaşımdayken gerçekleşti. Gece yine her zamanki gibi saat 8 sularında tarladaki işimi bitirdim. Köyün yolunu tuttum. Yolun kenarında atımla ilerlerken at aniden huysuzlanmaya başladı. Atın neden huysuzlandığına anlam veremedim. Gerçekten de at bir türlü gitmiyordu. Birden soğuk bir rüzgar esmeye başladı. Kemiklerimde hissettim. Böyle güzel yeli hiç görmemiştim gerçekten de. Huysuzlanan ata biraz vurdum, bağırdım ve neticede yavaş yavaş hareket etmeye başladı. Elimdeki fenerle yolu aydınlatmaya çalışıyordum. Birden yerde kan izlerini gördüm. Yolun boyunca kan izleri devam ediyordu. 5-10 metre gittikten sonra at bu sefer daha da huysuzlaşmıştı. Ne oluyor diye kendi kendime söyleniyordum. Böyle devam ederken birden karşıda bir adam gördüm. Karanlıktı. Yüzünü göremiyordum. Bir ağacın dibine uzanmış vaziyette duruyordu. Hemen indim attan. Atın üstünden iner inmez at koşmaya başladı. Ata küfürler ediyordum. Onca yolu nasıl gidecektim? Nereden baksam 1 kilometre yol vardı eve kadar. Adama doğru yaklaştım ve adam birden ayağa kalktı. Acayip bir şekilde kalktı ama çok hızlıydı. Adam tek zıplamada ağacın tepesine çıktı. Beni gözlüyordu. Korkudan elim ayağım titriyordu. Köye doğru koşmaya başladım. Eve zor attım kendimi. Başımdan geçenleri annemlere anlattım. Buna benzer bir olayı da amcam yaşamış aynı yerde. Olay dikkatimi çekince bilhare köyün en yaşlısının yanına gittim. Olayı anlattım. Meğerse çok eski zamanda iki kardeş varmış. Miras davası yüzünden büyük olan küçük olanı vurmuş ve gördüğüm ağacın dibine kadar sürüklemiş. O olaydan sonra çoğu kişi ölen adamın ruhunun orada gezindiğini söyler olmuş. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Soğuk bir Aralık gecesiydi. Dışarıda kar camları dövüyordu.
İçeride sobanın yalınları tavana yansıyordu. Yatağımda yatıyor, telefonumdan müzik dinliyordum. Daha sonra kalktım. Sobaya birkaç odun attım. Kovadaki odun bitmişti. Bu gece uyumaya da niyetim yoktu. Bu yüzden odun almaya, aşağıya inmeye karar verdim. Salona doğru yürüdüm. Salonun ışığını açtım. Merdivene inmeden önce fenerimi açtım ve aşağıya inmeye başladım. Odunluk binanın girişinde bir merdiven boşluğundaydı. İnince bir elimle telefonun ışığını odunluğa tutarak bir elimle de odun doldurmaya başladım. O sırada sırtımda soğuk bir nefes duydum. Ürpermiştim. O anki korkuyla ne yapacağımı bilemedim. Birkaç saniye sonra ne olursa olsun diyerek hemen arkama döndüm. Hiçbir şey yoktu. Fakat korkum geçmemişti. Kovamı alıp hızlı adımlarla merdivenlerden çıktım. Eve girdim. Eve girdiğimde yaktığım ışık sönmüştü. Biraz daha ürpererek anahtara bastım. Yanmadı. Belki elektrikler kesilmiştir dedim. Sobanın yandığı odaya girdim. Oranın anahtarına da bastım. Işık yanmıştı. Kendimi ampul patlamıştır, her zamanki şeyler diye telkin etmeye başlamıştım ki odanın ışığı da söndü. Buhrana girdiğimi düşünmeye başladım artık. Sobaya odunları atıp yatağıma uzandım. Uyumaya karar vermiştim. Bu sefer bir türkü açtım. Türkü eşliğinde uykuya daldım. Rüyamdan bir sarsıntıyla uyandım. Deprem mi oluyordu? Tavandaki ampule baktım hemen. Sallanmıyordu. Peki neydi bu sarsıntı? Sanırım bu gece zihnim bana türlü türlü oyunlar oynuyordu. Korku bir yerden kaçıp düşünceme sığınmıştı ki birkaç tesadüfle iyice büyüyordu. Mutfağa gidip bir bardak su içmeye karar verdim. Fenerimin ışığını açarak mutfağa ilerledim. Korkumu düşünmemek için bir türkü tutturdum. Mutfağın ışığını açarak bir bardak aldım ve suyumu doldurup içtim. O sırada mutfağın tül perdesinin arkasında bir karartı gördüm. Türkü kesildi kaldı dudağımda. Bardak kaldı elimde öylece. Donup kaldım. Işık o an sönmüştü ve tekrar yandı. O şey her neyse kayboldu. Ben yerime mıhlanmıştım sanki. Birkaç dakika sonra çözüldüm. Bardağı yere bırakıp, ışığı kapatıp içeriye döndüm. Döndüğümde kendi kendine sönen ışık açılmıştı. Artık kendimi teskin edemezdim. Evden kaçıp gidesim vardı ama bu karda kışta sokağa çıkmak daha kötü olurdu. Apartmanda kimse yoktu. Annemlerse çok uzaktaydı. Birkaç gün gelmeyecekti. Mecbur uyumaya çalışarak gündüzü bekleyecektim. Birkaç saat debelendikten sonra uyumuşum. Kabuslarla sürekli bölünen uykumdan uyandığımda sabahın 6'sıydı saat. Hava henüz aydınlanmamıştı. O sırada bir ses duydum. Kulağımın dibinde kabuslarımın sesini. Bilmediğim bir dilde bir şeyler söylüyordu. Bu bir kabus olamazdı. Az önce uyanmıştım. Kendimi çimdikledim. Acıyı hissettim. Ben gerçekten duyuyordum sesleri. Deliriyor muydum yoksa? Bu kadar yeter. Kaçıp gidecektim artık bu evden. O sırada yanındaki camdan bir ışık yükseldi. Onun içinden periler kadar güzel bir kız çıktı ve akan nehirler kadar berrak sesiyle bana "Benimle gel, kurtulacaksın." diyerek elini uzattı. Tam camı açıp eline uzanıyordum ki bir rüyadan uyanır gibi oldum. Gözlerimi açtığımda bir ayağım pencereden dışarıya doğru sarkmıştı. Zamanında kendime gelmeseydim belki de düşecektim. Hemen banyoya koştum. Bir abdest aldım. Sabah namazını kılıp dualar okudum hep. O sırada gün aydınlanmış, bütün korkular yeryüzünden sıyrılıp gitmişti. Öğlene doğru annemler geldi. Oturduk, çay içtik. Cenazeden dönüyorlardı. Yorgunlardı. Biraz yatıp dinlendiler. Akşama doğru yemekten sonra çay faslında bu yaşadığım durumu annemlere anlattım. Annem epeyce korkmuştu. Okuyup üflemeye başladı hemen. O sırada babam düşünüyordu. Bana bir soru sordu. Kaçta uyanmıştın sen? En son hatırladığımda saat 6 sıralarıydı dedim. Annem hayretler içinde bana bakıyordu o sırada. Babam biraz düşündü ve dedi ki, kızım yolda mola vermiştik biz. Oturmuş çay içiyorduk.
O sırada temiz yüzlü bir zat geldi yanımıza. 80 yaşlarında bir amcaydı. Bize susuz olduğunu, günlerdir yolda olduğunu söyledi. Benim işaretimle ablan hemen su alıp getirdi. O amca hemen suyu içti. Biz de sıcak bir çorba içip içmeyeceğini sorduk. Sağ olun, bu bana yetti dedi. Israr edince de saat 6 olmuş. Beni bekler o çaresiz çocuk. Uyandırmalıyım deyip yürümeye başladı. O sırada otobüs kalkıyordu. Ona yetişmeye çalışırken arkamı döndüm. Bir baktım yoktu ama mümkün değildi. Yaşlı bir adamın bu hızla gözden kaybolması. Söylediği sözleri düşüne düşüne nasıl kaybolduğunu anlamaya çalışarak geldim bu yolu. Demek ki hikmeti buymuş. O çocuğun sen olduğunu düşünüyorum kızım. Allah'ıma şükürler olsun. Allah bizleri hep iyi insanlarla karşılaştırsın. İlk hikaye bu kadar. Şimdi ikinci hikayeyi anlatmaya başlıyorum. Size anlatacağım bu olay, üniversiteye hazırlandığım yıllarda başımdan geçen olaylardan sadece bir tanesi. Geceleri çalışmak bana daha cazip gelirdi hep. Bu yüzden en erken saat 4'te yatardım. Bir gece ablamla aynı odayı paylaşmak zorunda kalmıştım. Ablamın odasına karton piyer yapılıyordu. Ablam her zamanki gibi erkenden uyudu. O gece tarih çalışıyordum ve öyle bir kaptırmıştım ki kendimi, yaklaşık 4 konu birden bitirmiştim. Test kitabı almak için yandaki kitaplarımın olduğu kütüphaneye gittim ve birkaç test aldıktan sonra odaya döndüm. Geldiğimde kitapların sayfaları karışmış, kalemler yere düşmüş ve en korkutucu olanıysa test cevaplarını yazdığım kağıtta neredeyse okunmayacak kadar silik bir yazıyla "Beni hatırladın mı?" yazılmıştı. Bir an kala kaldım. Ablama baktım. Mışıl mışıl uyuyordu. Ablamın yanına yaklaştım. Hafifçe sirkeledim ve olanları anlattım. Gözlerini bile açmadan dinledi ve bana "Saçmalama, yat artık, uykun gelmiş senin" dedi ve yattı. Bir an ablama hak verdim. Hayal gördüğümü düşündüm. Dişlerimi fırçalamak için tuvalete gittim. İçime garip bir korku düşmüştü bir kere. Aceleyle dişlerimi fırçaladım. Odaya geri döndüm. Aman Allah'ım, gördüğüm manzara karşısında ağlamaklı oldum. Bilgisayarım açıktı. Daha doğrusu açılmıştı. Ve o yazının yazıldığı kağıdın üstünde tatil resimlerinden biri duruyordu. Altındaysa "Şimdi bir daha düşün, beni hatırladın mı?" yazıyordu. Erkeklik yoktu artık. Ağlamaya başladım. Ablamı kuvvetlice sallayarak uyandırdım. Ama bir yandan da ağlıyordum. Çünkü o resmin çekildiği yaz fazla samimi olmadığım ama çok iyi tanıdığım bir arkadaşım trafik kazasında ölmüştü. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordum. Sınava bağlı olarak içimdeki stres de patlak vermeye başladı ve koptum. Aradan 30-35 dakika falan geçmişti. Annem ve babam gelmiş başucumda duruyorlardı. Gözlerime baktılar. Birer öpücük attıktan sonra ışıkları kapatıp gittiler. Ablam seslendi. "İyi misin?" "Evet" dedim ve odaya yattı. Ama ne mümkün ki, ben uyuyamadım. Sabaha kadar asker gibi uyanık olacaktım. Saatler geçti. Sabah ezanını duyuyordum. O muhteşem sessizlikte müezzinden çıkan ilk ses yüreğimi hoplatır hep. Uyuyakalmışım sonra. O gün ders çalışamadım. Bunun yanında dershaneye de gitmedim zaten. Gece olmuştu. Ders çalışmıyordum. Sadece oturup televizyon seyrediyordum. Uyuyakalmışım. Rüyamda Cem'i, ölen arkadaşımı görüyordum. Bana sitem ediyordu. "Ve neden mektup yazmıyorsun? Bana tatil resimlerinden yolla" gibi şeyler fısıldıyordu. Kanter içinde uyandım. Bir şeyleri anlamak istiyordum ama kafayı yemek üzereydim. Sonra bitti, kesildi. Ama geçici bir süreymiş. Şu an 27 yaşındayım. Yalnız yaşıyorum. Sabahları kalktığımda bazı resimlerimi yerlerde buluyorum. Benimle yaşayan biri var. Belki de şu an sizler gibi yazdıklarımı da okuyor. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Yaşadığım şeyler bazıları için son derece ürkütücü ve korkunç olabilir. Ancak benim için
Hiç de öyle olmadı. 19 yaşındaydım. Babacığımı kaybedeli 6 ay kadar olmuştu. Hayatta yalnızdım. Babamdan bana kalan maaş evin kirasına ancak yetiyordu. Komşularımın yardımları da kesilmişti artık. Bu süre içinde kendime bir iş bile bulamamıştım. Her yere başvurdum. Çalmadığım kapı kalmadı. Tanıdığım çok fazla kimse olmadığından mahallemizin bakkalı Hikmet amcaya da iş aradığımı söylemiştim. Sonuçta bakkalın geleni gideni çok olur. Belki bir iş çıkar diye düşünmüştüm. Doğru düşünmüşüm. Bir akşam penceremin camına tıkladı. Elif kızım, bak hele, Hikmet amcanın sesiydi. Hemen koştum camı açtım. Buyur Hikmet amca dedim. Şu tepedeki evlerden birinde yaşlıya bakmak için birini arıyorlarmış. Yarın bir bak istersen. Adres burada yazıyor dedi. Elime bir kağıt verdi. Tamam Hikmet amcam, Allah senden razı olsun dedim. Kağıdı alıp içeriye girdim. Öyle sevinmiştim ki sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Sabah olur olmaz düştüm yollara. Cebimde param çok azdı. Yürüyerek gitmeliydim. Olur ya, belki işe alınmazsam en azından ekmek param olmalıydı. Çok fazla uzak değil ama tepede olması biraz yorucuydu. Her gün bu yolu yürüyerek çıkmak zor olacak benim için diye geçirdim içimden. Sabaha kadar adresi ezberlemiştim bile. Etrafta 3-5 tane ev vardı. Onlardan biri olmalıydı. Kolayca evi buldum. Çok büyük, eski bir köşktü. Etrafı taş duvarlarla çevrili, duvarların üzerinde belki de asırlık sarmaşıklar vardı. Girişte ön bahçede mermerden yapılmış küçük bir süs havuzu vardı. Bahçenin çevresi ağaçlarla kaplıydı. Ağaçlar öyle büyüktü ki sarmaşıklar gibi onlar da asırlıktı. Ya da ben öyle hissetmiştim. Ön kapıya gelince tam elimiz ile uzatacakken köşkün ahşap kapısı yavaşça açıldı. İçeri doğru uzandım. Kimse yoktu. Kapıya bağlı bir ip yukarıya doğru çekiliydi. Yaşlı bir kadın sesini duydum. Gel yavrum, yukarıya gel diye. Kapının karşısındaki mermer merdivenlerden yukarıya çıkarken içeriye şöyle bir göz gezdirdim. Yüksek tavanlar, tablolarla dolu duvarlar, ahşap mobilyalar, büyük büyük şamdanlar, eşyalar bile çok eskiydi. Ev çok kalabalıktı, perdeler çok kirli, is içindeydi. Yukarı çıktığımda yaşlı karı koca pencerenin önüne oturmuşlar, bahçeyi seyrediyorlardı. Onlara merhaba deyip kendimi tanıttım ve ne için orada olduğumu anlattım. Konuştuk. Yaşlı teyze, teyze diyorum ama içimden ona anneanne demek geldi. Kızım, biz yatılı çalışacak birini arıyoruz. Bakıma ihtiyacımız var. Bir evladımız var ancak o başka şehirde yaşıyor. Burada bizden başka kimse yok. Bizimle yaşamayı kabul edersen hemen işe başlayabilirsin. İstediğin kadar para veririz dedi. Gelenler çok oldu ama kimse yatılı kalmayı kabul etmiyor. Birisi kabul etti. 2 gün sonra bıraktı gitti diye de ekledi. O sözünü bitirince ben işi kabul ettiğimi söyledim. Şaşırdılar. İkisi de çok sevindiler. Birbirlerine sarıldılar. Çok mutluydular. Nedenini sormadılar bile. Ben de yalnızdım. Ev kira. Üstelik komşularımdan bazıları evlenmem için sürekli uyarı yapıyorlardı. Genç kız yalnız yaşayamaz. Sana yardım edelim. Seni helal süt emmiş biriyle evlendirelim demeye başladılar. Arkası bitmiyordu. Bu yatılı işi benim için iyi olmuştu. Onlara bugün gidip eşyalarımı alıp komşularımla helalleşeyim. Yarın aynı saatte gelirim dedim. Anlaşmıştık. Onlar da mutlu. Ben de çok mutluydum. Sabah tüm komşularımla vedalaşıp helalleştim. Bakkalımız Hikmet amcanın yanına gittim. Her şey için ona teşekkür ettim. Helalleşip ayrıldım. Köşke bir gün önce giderken çok yorulmuştum. Oysa bir sonraki gün yolculuğumda sanki uçarak gidiyordum. Çok heyecanlıydım. Geldiğimde kapı açıktı. Pencereden görmüşlerdi geldiğimi. Artık çok tatlı, nur yüzlü,
Tonton anneannemle dedem de onlar benim. Ne lazımsa yaz buraya dedi anneanne. Telefonla marketi aradı. Yarım saat içinde her şey eve gelmişti. Onlara çok güzel yemekler yaptım. Evin her tarafını aylarca temizlesem bitiremezdim. Öyle tozluydu. Ancak alt katı tamamen bitirmiştim. Onları alt kata indirdim. Üst katın temizliğini sonraki günlere bırakmıştım. Onları banyolarını yaptırdıktan sonra odalarına yatırdım. Bana çok dua ettiler. Buraya gelen hiç kimse ev işi yapmadı. Sadece ilaçlarımızı ve yemeğimizi verdi dediler. 2 ayda bir doktor gelir muayene edermiş. Kanlarını alıp tahlile gönderirmiş. Oğlu gelmezmiş ancak uzaktan da olsa anne babasının bakımını ihmal etmezmiş. Bunları anlattılar. Onları yatırdıktan sonra onlara yakın olan odayı seçtim. Ben de oraya yerleştim. Tam yatacaktım ki fısıltıyla konuşan insan sesleri duydum. Meraklandım tabii. Yavaşça perdenin arasından baktım. Dışarısı da karanlık. Pek fazla anlaşılmıyor. Ancak bahçede 6-7 kişinin oturan gölgeleri gözüküyor. Birbirleriyle konuşuyorlar. Seslerini duyuyorum. Onlar beni görmüyorlar. Birisi ağlıyor. Ağlama sesi duyuyorum. Acaba köşkün arka tarafı başkasının bahçesine mi bakıyordu? Bunu sabah olunca anlayacaktım. Yatağıma başımı koyar koymaz uyumuşum. Sabah namaza kalktım. Pencerimi açıp baktığımda bahçede 8 tane mezar gördüm. Biri çocuk mezarıydı. Hepsinin başında kim oldukları, doğum ve ölüm tarihleri yazıyordu. Ve köşkün arka bahçesi o kadar büyüktü ki ormana açılan kapısı vardı. İlk aklıma gelen akşam duyduklarım neydi sorusuydu. Sonra herhalde mahallenin gençleridir dedim kendi kendime. Daha sonra hep birlikte namazlarımızı kıldık. Kahvaltımızı ederken mezarları sordum onlara. Köşkün eski sahipleri, yani nineleri, dedeleri olduğunu söylediler. Birisi de bebeğini dünyaya getirirken bebeğiyle birlikte vefat etmiş. Eskiden insanlar ölülerini evlerinin bahçelerine gömermiş. Ondan öyle diye bir açıklama yaptılar. Korkma, biz senelerdir buradayız. Ölüden insana zarar gelmez dediler. Bunu gülerek söylediler. Onlar gülünce ben biraz endişelendim tabii. Onlara seslerden bahsetmeyi unutmuşum. Gece odama girip aynı sesleri tekrar duyduğumda onlara bunu söylemediğimi hatırladım. Perdenin arasından baktığımda aynı gölgeleri tekrar gördüm. Yine ağlayan bir kadın, yine fısıltıyla konuşan gölgeler gördüm. Üstelik tam da mezar taşlarının üstünde oturuyorlardı. İyice meraklandım. Onları izlediğimi anlamasınlar diye üst kata çıkıp bahçeye bakan balkonun ışığını açıp aşağıya odama gittim. Tekrar yavaşça perdeyi aralayıp arasından baktım. Bunu yaparken kalbim ağzımdan çıkacakmış gibi oluyordu. Öyle hızlı çarpıyordu ki kalbimin sesini duyacaklar diye korktum. Işık dikkatlerini çekmemişti bile. Hala konuşuyorlar. Hala ağlayan kadın ağlamaya devam ediyordu. Anlam veremedim. Birkaç saat bekledim. Aynı, değişen bir şey yok. Sonra her gece yaptığım gibi yatağıma oturdum. Ailemle birlikte tüm geçmişlerimiz için Fatiha ve İhlas surelerini okuyup Rabbime duamı ve şükrümü ettim. Yatağıma uzandığımda sesler kesilmişti. Duramadım. Tekrar uzanıp perdenin arasından dışarıya baktım. Konuşmuyorlardı. Ancak yüzleri bana dönük oturuyorlardı. Allah'ım, o kadar korktum ki hemen perdeyi kapattım. Uyuyamadım. Sabaha kadar bir sağa bir sola döndüm durdum. Ancak sabah olmak bilmedi. Sabah ezanları okunmadan önce baktığımda hala orada oturuyorlar ve hala benim pencereme bakıyorlardı. Bu sefer iyice net gördüm. Beyaz giysili kadın ve adamlardı. Yaşlıydılar. Bir genç kadın ve kucağında bebeği vardı. Sonra onlara bakarken sabah ezanı okunmaya başladı.
ezan okunurken birden kayboldular. Oldukları yerde aniden kayboldular. O zaman anladım ki onlar o mezarlarda yatanlardı. Anlaşılan sıkıntıları çoktu. Anneanneyle dedeye bu durumdan bahsetmedim. Günlerini iyi geçirmelerini sağladım. Onları ön bahçeye çıkardım. Güneşlendirdim. Bahçede onlarla piknik yaptık. Beni çok sevmişlerdi. Çocukları gibi elimi tutuyorlar, saçımı okşuyorlar. İyi ki geldin deyip Allah'a şükrediyorlardı. Hep teşekkür ediyorlardı. Günlerden perşembeydi ve yine akşam olmuştu. Babamla beraber her perşembe akşamı Yasin suresini okur, inanıp iman etmiş tüm Müslümanların, din kardeşlerimizin ruhlarına hediye ederdik. Ben babam öldüğünden beri devam ettim. Hep okudum. O gece onlar yine oradaydılar. Akşam ezanından sonra çıkıp sabah ezanına kadar orada oluyorlardı. O gece onlar için ayrıca okudum ve gördüm ki tamamen yok oldular. Sesleri duyulmadığı gibi gölgeleri de kaybolmuştu. Anladım ki huzur istiyorlardı. Okuyanları, onlar için dua edenleri yoktu. O geceden sonra her gün yatmadan önce Yasin suresini okudum. Birkaç gün sonra rahatsızlandım. Başım dönüyordu. O gece okuyamadan yatmıştım. Gece yarısı bir tıkırtı sesiyle uyandım. Sesi dinledim. Penceremi biri tıklıyordu. Çok korktum. Perdeyi aralayıp baktığımda hepsi de pencerenin önündeydi. Bana bakıyorlardı. Nur gibi yüzleri vardı. Güzel bakıyorlardı. Sanki bir şey isteyeceklermiş de çekiniyorlarmış gibi. Anladım. Hemen kalkıp abdestimi aldım. Başladım okumaya. O geceden sonra her gece okudum. Okuyamadığım zamanlarda sesimi kaydedip pencereden teyiple onlara dinlettim. Arkasından duasını da yapıyordum. İşe yarıyordu. Onların huzur bulduğunu görünce ben de huzur buldum. Sonraları anladım. Neden insanlar kaçıyor, gelmiyorlar. Anneannenin oğlu bile gelmediğine göre sebep bu demek ki. Ama biz mutluyuz. Güzel bir aile olduk. Korkularım var tabii ki. Ancak anneannemle dedemi kaybetmek gibi, onlarsız yaşamamak gibi.